Hello friends, again Aminti. We study sentence structure, nouns, pronouns, and pronouns, you know, subject pronouns and object pronouns. Şimdi derste yine isimleri, cümle yapısını ve zamirleri işleyeceğiz. Yani bir cümlede, yani when you look at a sentence, Aminti, what is subject, what is verb, what is object? Yani cümlede yani pronoun nereye geliyor, fiil nereye geliyor? Artı isim, yani noun, adjective sırası nasıl oluyor? Bunları iyi bilmemiz lazım. Aynı zamanda subject, verb, agreement dediğimiz yani fiil ve subject arasında uyum, artı zaman uyumu, bunları bir iyi oturtmamız lazım. Now, we have an exercise in here and it says complete the sentences and use pronouns. I, me, he, him gibi, yani pronouns derken bunlar tabii ki subject pronoun and object pronoun. Subject, object. Yani artık cümlede biliyorsunuz, yani Rita derken bu subject, book derken bu object. Yani bunun gibi. Şimdi, Rita has a book. She reads it every night. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada subject, Rita, object, book. Yine bu cümlede she, ne oldu bu sefer? Pronoun kullandım. She dedi yine Rita. Ve burada has yerine read fiili kullandı. Ve gördüğünüz gibi she reads. Yani subject ile read, simple present, agreement dediğim bu. It ne oluyor? It ise book, yani kitap yerine it. Burada da bu object pronoun. Şimdi cümlelere bir bakın, tamamlamaya çalışın, videoyu durdurun. Yani look at the sentences and pause the video and then try to complete the sentences. And then we'll see. Okay, now I have the completed sentences. And here we go. I know the new students. I, subject pronoun. No verb. The new students, object. Yeni öğrencileri biliyorum. But Tony does not know them. Öğrenciler derken, çünkü burada object konumunda olduğu için artık they olmayacak, them, onları. Eğer cümlenin başında Tony yerine bunları kullanacak olsaydım, o zaman they don't olacaktı burası. Yani, object konumunda olduğu için çoğul them. I have a letter. Mektup var, mektubum var. But I cannot send it. Onu yollayamıyorum. Burada da bu object. Biliyorsunuz it ister subject olsun, ister object aynı, değişmiyordu. O yüzden tekil olduğu için it. Because I don't have a stamp. Çünkü pulum yok diyor. Tom is in Canada. Tom Kanada'da. Cümlenin başında subject pronoun kullanmam gerekiyor. Tom yerine he, o. Yani he, Tom demek. Subject pronoun, he is studying at a university. Bill lives in my dorm. Dorm, dormitory. Dormitory, yurt demek. In my dorm, benim yurdumda kalıyor. I eat breakfast with, dikkat edin. Subject, object olacak, him. Anne is my neighbor. I talk to, again, you see, object. She, object olunca her. Subject olsaydı burada she olacaktı. I talk to her every day. I and, burası yine subject olması lazım. I and she. Ben ve o. Subject. I have two pictures on my bedroom wall. Two pictures.
noun and object. I is the subject pronoun. Have is the verb. Yani yatak odamın o duvarında iki tane resmim var. I like two pictures. Them, I subject pronoun. And here, object pronoun. Onları seviyorum. And in other sentence, and this is the sentence. So the subject, they. Object, subject. Onları seviyorum. Onlar güzeldir. Fark burada çok bariz gözüküyor sanırım onlarla ilgili. We have a new cat. Yeni bir kedimiz var. We take it. It zaten değişmiyordu. Yani kediyi outside every day. Her gün dışarı çıkarırız. Judy has a new cat. New car, sorry. Judy has a new car. Judy'nin yeni bir arabası var. Yeni bir cümle olduğu için it is, it zaten subject ya da object değişmiyordu. My husband and I have a new car. My husband is the subject and I is the subject. Subject pronoun and subject. I am, so ben de bir varsa ne olur? We. We got it last month. We got it olacak burada. Okay, now we got it last month. We dedi. I and my husband beraber. It ne oluyor? A new car. Geçen ay aldık. A new car'a baktığımız zaman a indefinite article, new adjective, car, noun. Bunu da böyle inceliyoruz. Now, look at these sentences again. Complete the sentences. Use the pronouns like this. Bunun gibi yine bu cümleyi tamamlamaya çalışalım. Okay, now. Bir yapılmıştı sanırım. Do you know Kate and Jim? They oluyor. Yes, I do. I live near them. Object. Is the chemical formula for water H3O? No, it isn't. It is HO2. It biliyorsunuz subject olsa, object olsa değişmiyor. Judy and you like to come to the movie with us. Sen ve Judy bizimle sinemaya gelmek ister misin? Yes, we would. Çünkü sen dediğine göre ben ve Judy yani biz oluyor. We would. Judy and I would enjoy. Hoşlanırız. Burada şunu yapmayı unutmuşuz. Evet, burada şöyle olacak. Judy and I would enjoy going to the movie with you. Ben ve Judy sizinle sinemaya gitmekten zevk alırız. Gördüğünüz gibi Judy and I subject, subject pronoun, object. Bu biliyorsunuz değişmiyordu. You, you. Sadece she, her'e dönüşüyordu. He, him'e dönüşüyordu. We, us oluyordu. They, them. Do Mr. and Miss Kelly live in the city? Şehirde mi yaşıyorlar? Mr. and Mrs. Kelly. No, they don't. Subject. They don't live in the suburbs. Yani şehir, şehre ait yer demek. Onlar şehirde yaşamıyor. I visited them. Şimdi gördüğünüz pronoun, pronoun ancak. But this is subject pronoun. This is object pronoun. Onları ziyaret ettim. I visited they olmuyor burada. Çünkü konum itibariyle they'in başta olması lazım. Subject. Ama them object. Yani cümle kalıbı da bunlar önemli. Do you know how to spell Mississippi? Mississippi'nin nasıl heceleneceğini biliyor musun? Sure, tabii ki. I can spell it. It onu heceleyebilirim. It is easy to spell. Hecelenmesi kolay. It değişmediği için object, subject. Aynı kalıpta geliyor. Is Paul Cook in your class? Paul Cook sizin sınıfta mı? Yes, he is.
subject. I sit next to him. Subject, object. Gördüğünüz gibi he, him'e dönüşüyor. Subject pronoun, object pronoun. Daha önceki derslerimizde bunları işlemiştik ama bir genel bir tekrar gibi bir şey olacak bu. Nouns, singular and plural. Singular nouns, plural nouns. Yani bir kelime ya da bir isim nasıl çoğul hale gelir işte. Buna nedir? S getiriyorduk hatırlarsanız bazı kelimelere ya da isimlere. Bird, birds, yani kuş, kuşlar. Flower, flowers, çiçek, çiçekler. Spoon, spoons, kaşık, kaşıklar gibi. Ancak bazı kelimelere ne yapıyorduk? ES ekliyorduk. Yani box, kutu, boxes ve bunu da okurken ız diye okuyorduk. Dress, elbise, dresses. Sandwich, sandwiches. Watch, watches, saat, saatler. Fox, tilki, foxes. Önceki derslerde olduğu için bunların hepsi tek tek söylemiyorum. Kural neydi? Kelimelerin son harfi ch, sh, s, ss or x ile bitiyorsa just we add es. Sadece buna bir es ekliyoruz. Yani sh gördüğünüz gibi ss, s, x. Ve okurken de brush, brushes, fırça, fırçalar. Şu tür kelime gruplarında ne yapıyorduk? Singular, plural yaparken yani son iki harfi consonant ve y ise yani bu şu biliyorsunuz consonant. Şu ise vowel yani sesli, sessiz. Son iki harfi sessiz ve en sonuncusu y ise genelde kitaplarda hep şöyledir. Y, A'ya dönüşür ve ES atılır. Oysa ki ben hep şunu diyorum. Gördüğünüz gibi burada şunu görüyoruz. Y, M falan dönüştürüyor. Sadece Y ortadan kalkıyor. Bunun yerine IES koyuyoruz. Neyse bu ayrı bir teknik konu. Nedir? Dictionary, dictionaries. İşte sözlük, sözlükler. Yani story, stories. Hikaye, hikayeler. Butterfly, butterflies. Kelebek, kelebekler gibi. Ancak bazı kelimelerde bu olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü burada dikkat edersen y ve bir öncesi vowel, consonant değil. O yüzden buna ne yapıyoruz? Sadece bir s ekliyoruz. Chimney, baca, chimneys. Day, gün, days, günler. Kidney, böbrek, kidneys. Monkey, maymun, monkeys. Monkeys olacak bu. Okay, monkey, monkeys. Bu örneklerde olduğu gibi. Sadece burada diyor işte Y'den önce bir sesli harf varsa bu durumda S ekle. Çoğul yapmak için. Şu tür kelime örneklerinde de kural şu. F diyor, V'ye dönüşür ve bir ES atarız. Yani F ile bitiyorsa cümle. Şimdi half, halves, yarı yarılar. Leaf, yaprak, leaves olduğu gibi. Şu tür kelimelerde ise kural şu. F, E, F, V'ye dönüşüyor ve bir S atıyoruz. Yani wife, wives, knife, bıçak. Gördüğünüz gibi F, V'ye dönüşmüş ve bir S gelmiş. Bunlar zaten önceki derslerimizde de vardı. Dediğim gibi tekrar ediyoruz. Singular, plural yine. İşte video, videos. Sadece bir S atıyoruz buna. Zoo, hayvanat bahçesi. Zoos. Tomato, tomatoes. Buna bir ES attık. Ancak tomato ve potato gelince iş değişiyor. Bu sefer sadece S değil, ES atıyoruz. Tomato, tomatoes, potato, potatoes gibi. Yani şu ikisinde sadece S, bu ikisinde ise ES. Bir de
es Kur'an'a uymayan isimler vardı. Bunlar neydi? İşte şu grup olduğu gibi child, children, man, men, tooth, dish, teeth, dişler, mouse, fare, mice, fareler. Ancak önceki derslerde hatırlarsanız bilgisayarda kullandığınız o alet, fare olan alet, onun çoğulunu isterseniz böyle, isterseniz de şuna bir es getirerek kullanabiliyor musunuz? Ancak hayvan ise o zaman bunun çoğulu sadece mice oluyor. Oradaki açıklama öyleydi. Bir de tekil ve çoğul aynı olan kelimeler, isimler vardı. Neydi işte? Sheep, koyun, sheep, koyunlar. Fish, balık, fish, balıklar. Bunu neye göre tespit edeceğiz? Cümlenindeki durumuna göre. Cümlenin ilerisine gerisine bakarak tekil mi çoğul mu olduğunu göreceğiz. O yüzden cümle yapısı önemli. Onu işlemeye çalışıyoruz bir yandan. Ve bazı kelimeler, some nouns are always plural. Bunlar, şu kelimeler ise sürekli çoğuldur ve çoğul olarak kullanılır. Mesela pants, işte pantolonlar, pijamas, pijama, ayakkabı, mesela scissors, makas, jeans, jeans, goggles, gözlük gibi. Bunları tekil yapmak için de a pair of kullanıyoruz. Yani bir çift. Eğer sadece bunu alacaksanız bunlardan herhangi birini, bunları çoğulmuş gibi cümle içerisinde uygulayacaksınız. Ama şöyle bir cümle gelirse de bu sefer şurası bizim için önemli olan, bunu da tekil gibi. Yani bunlarda they ya da them, ama bunda ise it kubu bir çift. Şurası benim için önemli olan. And now we have an exercise and says complete the sentences and use the plural forms of the words in the box. Şimdi burada ise bu cümleleri nasıl tamamlayacağız? Bunların çoğulunu kullanarak tamamlayacağız. Zaten birincisi yapılmış. Mr. and Mrs. Parker have one daughter and two sons. They have one girl. Şimdi boy var ya burada. They have one girl and two boys. Şimdi bu kelimelerin çoğullarını yaparak, kullanarak bunları, bu cümleleri tamamlamaya çalışalım. Okay. And number two. Students in my class come from many countries derken dikkat edin. Country. Çünkü burada Y'dan önce bir consonant. Consonant olduğu için ne olacaktı? Y, I, E, S dönüşüyordu. Woman give birth to, baby de aynı şekilde, country gibi. Aynı kuralla çoğul yapılıyor. Babies. Kadınlar bebek doğurur derken. My money and my keys. Keys, sadece bir S ekliyoruz. Are in my pocket. I know the names of many cities. City de aynı. Baby, country grubu gibi. Y gidiyor. I, E, S. Canada and in the United States. I like to go to parties. Party, same. Cities, bu da aynı şekilde çoğul yapılıyor. Gördüğünüz gibi I, E, S. Because I like to meet and talk to people. People carry their food on trays. Tray, tepsi demek. Burada bir sıkıntı yok. Aynı key de olduğu gibi sadece bir S. We add just S. In a cafeteria. We always use our dictionaries, dictionaries, parties, babies, countries. Same. In the same group. When we write composition olacak burada. Okay. When we write compositions. Composition yazarken. Dictionaries, sözlükler. Good evening ladies and gentlemen. Hani böyle konuşmalarda ya da konferanslarda falan söylenir. İyi akşamlar baylar ve bayanlar derken. Ladies and gentlemen. Biz de baylar ve bayanlar. Önce biz tam tersini söylüyoruz ama bunlar önce bayanları sonra bayları söylüyorlar. Ladies aynı şekilde. Dictionary, parties, babies, countries. Aynı grupta. Cowboys.
Cowboys, gördüğünüz gibi sadece bir S. Cowboys ride horses. Cowboylar ata biner. Bu da böyle. Yani burada yine aynı benzeri bir alıştırmamız var. And the complete the sentences again. Use the words and the plural form of the words to complete the sentences. Yine cümleleri ne yapacağız? Şu kelimelerin çoğul şeklini kullanacağız. Knife, bıçak, leaf, yaprak, life, hayat, thief, hırsız, wife, kadın, yani bir erkeğin karısı anlamında. Yine aynı şekilde yapmaya çalışın, sonra birlikte karşılaştıralım. Okay, now, it is fall. Fall, sonbahar demek. The leaves, gördüğünüz gibi, bunun çoğulu. F, V'ye dönüşü, ES atıyoruz. Are falling from the trees. Yapraklar ağaçlardan dökülüyor. Sue and Anne, da dikkat edin, bayan ikisi de, are married. They have husbands, yani onların kocaları var. They are, ne oluyor o zaman bunlar? Kadınlar, yani karılar oluyor. Wives, dikkat edin. Wife, wives'a dönüşüyor. We all have some problems in our lives. Şimdi bunun okunuşu önemli burada. Bu isim olarak geliyor. Yani hayatımızda hepimizin bazı problemleri var anlamında. Police officers catch thieves. Hırsızları. Thief, hırsız. Thieves, hırsızlar. Please put the knives. Knife, biliyorsunuz bıçak. Knives, bıçaklar. Forks and spoons. Çoğul böyle oluyor. Şimdi burada şuna dikkat edin. Etmenizi istiyorum. Şimdi bunu okurken lives diye okudum. Ancak şimdi fiil şeklinde geldiği zaman nasıl olacak? Şimdi burada şuna dikkat edin. Şimdi baktığınız zaman bunun yazılışı, bunun yazılışı aynı. Ancak bu isim, yani life'ın çoğulu. Bu ise fiil. Bunu okurken in our lives diye okuruz ama bunu okurken fiil olduğu için he lives. Farkı bu. Neye göre bunu okuyoruz? Çünkü burada fiil. He'den sonra gelmiş. Küçük kasabada yaşıyor. Burada ise isim. Bizim hayatımızda derken hayatımız. Okunuşları önemli. Yani biri life'ın çoğulu, biri de live. Yani yaşamak fiilinin tekil şahısla kullanımı geniş zamanda. Buna da dikkat edin. Yine again, I mean, we have exercise. Yine bir burada alıştırmamız var. Aynı şekilde complete the sentences and use the plural forms of these sentences. I mean the words. Okay. Now, the words in this box. Bir daha baştan almam gerekiyordu. Bush, çalı. Glass, bardak. Tax, vergi demek arkadaşlar. Tomato biliyor zaten. Class, sınıf. Glass, class. Yani G sound, K sound. Match, kibrit. Sex, cins demek. Cinsiyet. Yani cinsiyet olarak ele alın. Zoo, hayvanat bahçesi. Dish, bulaşık. French fry, kızartılmış patates. Yani potato da olabilir ama bunların daha çok French fry olarak geçiyor bu terim. Şimdi complete these sentences and use the plural forms of these words. Şimdi bu kelimelerin çoğulunu kullanarak şu cümleleri yine aynı şekilde tamamlayın. Ben de yaptıktan sonra da bir karşılaştıralım. Okay. Bob drinks eight. Çünkü çoğul gelecek. Dikkat edin. Sekiz diyor. Glasses of water. Sekiz bardak su. Eight glasses. There are two sexes, iki cinsiyet vardır, male and female, eril, dişil. Please put the dishes, bulaşıkları, and the silverware on the table. Geç, özür dilerim, bunlar burada bulaşık anlamında değil, tabaklar anlamında, fakat iki anlamı var. Burada tabaklar anlamında, tabaklar ve çatal bıçak takımını masaya koy diyor. All citizens pay money to the government every year. Tüm vatandaşlar her yıl hükümete para öder. They pay
their taxes, vergilerini derken. Dikkat ederseniz burada da they subject pronoun, their, geç bunu görmedik ama burada da ya şöyle görmüştük. Yani benim senin derken, onun derken burada da adjective olarak geliyor. Çünkü teksten dolayı. I can see trees and bushes. Ağaç ve çalıları derken. I want to light the candles. Mumları yakmak istiyorum. I need some matches. Kibrit. When I make a salad, I use lettuce. Lettuce, marul. I use lettuce and tomatoes. Tomatoes, E-S. Sometimes Susan has meatballs, salad and French fries. Meatballs dedi şu köfte, salad and French fries. Şimdi bunlar meatballs, köfte diyorlar bunlara. Mehmet is a student, he likes his classes. Çoğul gördüğünüz gibi, ES. Some animals live all of their lives, dikkat edin okunuşu, bu life'ın çoğulu. In zoos. Evet. Burada bir okuma alıştırmamız var. Yani şunu söylüyor. Find the plural nouns, noun and nouns. Çoğul diyor isimleri bulun ve bunları yüksek sesle okuyun demek istemiş. Students, çoğul. Are carrying books and backpacks, çoğul. Department stores, store, mağaza demek. Sell many sizes, size and of clothes. Clothes, elbise, elbiseler. Yani elbiselerin yani birçok ölçüde ya da boyutta size dedi, ölçü elbise için. Ama ayakkabı olunca numara oluyor. Birçok ölçüde elbiseler. The weather is terrible. It's raining cats and dogs. Şimdi arkadaşlar bu bir deyimdir İngilizce'de. It's raining cats and dogs dediğiniz zaman bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor anlamında bu. Yani kedi ve köpek yağıyor anlamında değil. Deyim olarak. Teachers have their offices in this building. Çoğul. Gördüğünüz gibi çoğul. Engineers build bridges, bridge, köprü. Engineers, mühendisler. At the zoo you can see tigers, kaplan. Monkeys, maymun. Birds, kuş. Elephants, fil. Bears, ayı, çoğulu yalınız. And snakes, yılan. People have two ears, kulak. Two eyes, göz. Two arms, kol. Two hands, el. Two legs, bacak. Two feet, ayak. Square tables and rectangular tables. Yuvarlak masa, dört köşe masa. Have four edges. Edge, köşe demek. Pardon. Yani square, kare, rectangular, dikdörtgen anlamında. Özür diliyorum. Square table, kare masalar, dikdörtgen masalar. Have four edges. Edge, köşe demek. My dictionary has 350 pages. Page, sayfa. I like apples, bananas, strawberries, çilek, and peaches, şeftali. My apartment has cockroaches. Cockroach, hamam böceği. Cockroaches in the kitchen. Zaten bunların çoğulunu hemen hemen görmüştük. Bunları diyor yazın. Bu yazma işini ben size bırakacağım. Yani bunların işte one child mesela, two children. Mesela one orange, two oranges. Mesela diyelim ki one tooth, two teeth. Mesela bunların iki E'ye dönüşmesi. Bunları kendiniz yapmaya çalışın. Şimdi şu alıştırmaya bir bakalım. Şimdi bunda ne diyor? Complete, circle the correct completions. Yani cümleleri
tamamlayacak seçeneği bulun. Şimdi bunu da yapmaya çalışın. Sonra ben yapacağım. Beraber bakalım. Evet. My sister and I live together. Kız kardeşim ve ben birlikte beraber bir evde yaşıyoruz. Our parents often call, ne olacak burada? Object pronoun, bizi derken us. Okay. Birincisi us oluyordu. Tom has a broken leg. Tom'un kırık bir bacağı var. I visit, ne olacak? Him, onu. Subject, object, object konumunda him, he, him'e dönüşüyor biliyorsunuz. Sue and I are good friends. Subject pronoun gelecek. Ben ve Sue, biz, yani we. Spend a lot of time together. Birlikte çok vakit geçiririz. Our children enjoy the zoo. We often take, dikkat edin, we, subject pronoun and object pronoun gelecek buraya, them. Mary drives an old car. Ya, eski bir araba sürüyor Mary. She takes good care of. Take care of, iyi bakmak. Yani good, take, she takes good care of. Buraya bir object gelecek. O da it, it zaten değişmiyordu. Yani ona iyi bakar. Jack and subject, subject pronoun. Burada sadece I yerleri. Farklı pronoun. Bu object, object, object pronoun. I don't know Mr. Wu. Miss Gray is a lawyer in Chicago. Do you know? Dikkat edin, soru cümlesi de olsa fark etmiyor. Subject, objectimiz nasıl gelecek? She, her'e dönüşüyor. Onu biliyor musun? Ahmet lives near Yoko and, dikkat ederseniz, subject, object, aynı zamanda bir object pronoun olarak sadece me, I subject, his possessive, iyelik. Bu da iyelik. Bunlar olmuyor. Sadece me. Benim ve Yoko'nun yanında, yakınında yaşıyor. My sister and a friend are visiting me. Kız kardeşim ve bir arkadaş beni ziyaret ediyor. Burada ne olacak gene? Subject olacak. Object değil. They are visiting here for 2 days. Burada direktmen subject gelecek. Onlardan sadece subject pronoun you. Do you have the correct time? Şimdi look at these sentences. These sentences are not correct and correct the errors. Şimdi bu cümleler doğru değil diyor. Bunlarda da bir hata var. Bu hataları bulup düzeltiniz diyor bizden. Yapalım. Zaten bir yapılmış. Şimdi Omar a car has demiş. Has burada olmaz. Fiil olduğu için hemen isimden sonra gelecek. Yani Omar has a car. Ve bu cümle İngilizce'de böyle bir kural yok. Şimdi birinci cümleye baktığımız zaman hata nerede? Noun'la adjective yer değiştirmesi. Yani cümleden nasıl oluyor hatırlarsak adjective noun gelecektir. Şimdi difficult adjective. O yüzden difficult test, zor testler. Test difficult olmuyor hatırlarsak kuralı. Alex helps Mike and, bu Mike burada object değil, pardon özür dilerim, object. Ve burada da bir object pronoun gelecekti. I neye dönüşecek? Me'ye. Babies derken yazım hatası, burada çoğul böyle yazılmaz. Çünkü bu I olduğu için bu şekilde olacak. I-E-S, cry. Mike and Tom in an apartment derken Mike and Tom are. Çünkü are eksik, in an apartment, çoğul. Neredeler? Yani zaman belirtmesi lazım. There are 7 women derken in this class ya da in the class. Buradaki hata kadının tekil olması. Halbuki çoğul olacak. There are 19 people. People zaten her zaman çoğul. Çoğulu bir daha çoğul yapmanın gereği, anlamı yok. There are 19 people. Olga and Ivan have, çünkü çoğul, 3 children. Çoğulu da bu. There are 20 classrooms. Dikkat edin, çoğul.
in this building. Mr. Jones is our teacher. I like him. Çünkü Mr. by'dir. O yüzden him olacak. Okay, now we have an reading passage. Bir okuma pasajımız var. And also we have some questions for the passage. Şimdi bir okuma parçasına bir bakalım. My name is John. Hi, nice to meet you. My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are geometry, French, and history. English is my hardest course. En zor dersi İngilizce. My professors are very friendly and smart. Yani arkadaş anlısı ve zeki insanlar. It is my second year in college now. Kolejde ikinci yıl. I love it. Yani koleji seviyor. I live in a big house on Ivy Street. It is near the college campus. I share the house, share paylaşmak, with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. Yani ev ödevlerinde birbirimize yardım ederiz. On the weekend, we play football together. Hafta sonu. I have a younger brother. Kendinden genç bir arkadaşı var. He just started high school. Daha yeni liseye başlamış. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I'm happy when they visit. My mom always brings me, bana getirir diyor, sweets, tatlı yiyecekler, and candy, kurabiye, when they come, geldikleri zaman. I really miss them. Gerçekten onları özlüyorum. Onları da özlüyorum. Evet, şimdi burada bir okuma pasajımız var. Şimdi burada bir, burada da sorularımız var. Sanırım okuma parçası çok da zor olmasa gerek. Yani olabilecek kelimeleri sana açıklamaya çalıştım. 1. Where does John Smith go to college? Nerede gidiyordu? I go to college in New York. Değil mi? New York. What is John Smith's hardest course? En zor dersi neydi? English. Who shares a house with John Smith? John Smith'le evi kimler paylaşıyordu? Billy, Bill, Tony and Paul. Hangi seçeneğimiz bu? Bill, Tony and Paul. D. How old is John Smith's younger brother? Younger brother, he is 14. Gördüğünüz gibi. What does John Smith's mom bring him when they visit? Hatırlayın, brings me, getirir my mom, always brings me, sweets and candy. Sweets and candy. Fruits and vegetables, yani meyve sebze getirmiyor. Flowers and coffee, çiçek kahve yok. Candy and ice cream yok, sadece sweets and candy. Evet, şimdi bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste yeni bir konuyla görüşmek üzere diyorum. See you next time.